Merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Hocam ben özellikle Batuhan'da girmek istiyorum oraya. Sunumlarda hakikaten yani en tatlı, en yukarıya doğru grafiği olan, kendini sunumlara daha ifade eden bir hale geldi. Bilmiyorum sizin dönemde çok sunumda. Yok valla Batuhan geldiğinden beri bir kere yazar olarak çok acayip. İlk üçte mi, ilk ikide mi, birde mi? Yani en çok evet, skeç yazan kişilerden biri. Bir kere o kısmı çok 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 önemli. Çünkü bir yazar birkaç oyuncuyla birlikte besleyebilen bir şey. Aferin oğlum, koçumsun. Sağ ol Batuhan hocam. Öf. Evet, Batuhan. Bir de hocam bu skeçleri yazarken hep birinin evinde kalıyormuş. Kim ne yazarsa onun evinde kalıyormuş. Geçen hafta da onun skecini yaptılar. Hani Batuhan'dan kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü bir çantayla her yere gidip yerleşiyormuş hocam. Ama sonunda bir ev tuttu kardeşim. Evet hocam. Tutunca tuttu hocam. Evi var. Ya hayırlı olsun. Bir mutfak, bir oda. Yazacak yer varsa yetermiş olmaz. Eyvallah hocam, sağ olun. Altyapı skeci gelecek. Skecimizin ismi Dizimin Dibi. Hatırlayanlarınız var mı? Süper. Bu pandemi döneminde evde kapalı kaldığımız süreçlerde bir sürü dizi ve filmler izledik. Ve insanlar artık bu dizilerle, filmlerle yaşamaya başladılar. Skecimizdeki aile de artık kendini bir dizi hayatında zannediyor. Ebru, Beste ve Selen yazdı. Dizimin Dibi 2 geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Gözümün önünde bir teneke peynir yedi o kız. Oğlum sağ olun abi. Efendim canım? Lokmalarını mı sayın baba ya? Oğlum al şunu iç de bari yuttursun, al ya. Ha. Allah Allah. Ya gitme çocuğun üstüne ya, sen de ye. Yavaş lan. İyiyim ben. Ben galiba benim psikolojim bozuk ya. Benim hiçbir şey yiyip içesim gelmiyor. Seninkileri ben yiyeyim mi? Ya oğlum al. Al komple senin önünde dursun. Al yavrum, al ye. Ne oldu yine Nizam? Ya ben galiba böyle psikolojik bir ne bileyim yani böyle bir dramanın... Ekmek için versene. Yani böyle hani olur ya insanın hayatında. Bak şuna zeytin saplasana. Hani böyle ya ne bileyim insanın böyle acıları olur, böyle sancıları olur. Hani sucuğu yiyorum. Bok ye lan! Neyse. Bir şey ama bir şey anlatıyorum ben burada. Son sucuğu sıyırmanın peşinde ya. Ben burada sancılarımı anlatıyorum ama Ayten. Ama ben iki çocuk doğurdum. Bana mı sancı anlatıyorsun? Ben var ya, babamı anlıyorum ha. Geçen aynısı bana oldu. Aynısı insanlara olabiliyor. Sonra ne oldu oğlum? Saldım gitti. Razmış. Keşke bu çocuğu yapmasaydık ya. Hayır, o bizim evladımız. Keşke demeyeceksin, iyi ki diyeceksin. İyi ki bu çocuğu yapmasaydık ya. Adam zorlaştı bu işi ya. Nasıl seviyor baba? Nasıl seviyor? Hakan hadi ya, geç kaldık, çıkmamız gerekiyor. Kızım nereye? Gel kahvaltını yap. Yok anne, ben bugün yemeyeceğim. Aha, bak evde benden bir tane daha var. Ne oldu kızım? Sana da böyle buhranlar falan bastı değil mi? Sen de artık çok sıkıldın bu yaşamdan ve... Hayatını renklendirmek istiyorsun değil mi? Baba ben çağrı merkezinde çalışıyorum. Heyecanlı olsun diye insanların kulağına mı hohlayayım? Ne yapayım yani? Yok ya bu aileyle ol... Çayımı mı aldın lan? Çayımı mı aldın az önce? Sen hızlı içmişsin. Ya anne ne oluyor sabah sabah babama ya? Bir şey olduğu yok. Babam bizden sıkılmış, dizileri özeniyor yine. Özeniyorum efendim ya. Ben dizilere özeniyorum. Bunda ne var? Hayatımız sıkıcı ya. Sıkıcı arkadaş ya. Düşünsene oğlum mesela bizim de hayatımız birazcık renkli olsa, böyle psikolojik dramalar yaşadığımda, böyle ne bileyim işte falan bir şey canım sıkıldığında, ben de eve geldiğimde böyle elimin tersiyle bütün eşyaları kırsam ne olur? Döverim. Çok net bir şekilde döverim Niza. Acayip sıkıcı bir kadınsın ya. Ya. En sıkıcı baş sensin ya. Bak benim Lütfen Gökman yanında bana böyle laflar etmek istedim bile. Sıkıcı. Hayır, sıkıcısın sen. Çocuklar siz işe gider misiniz artık? Lütfen. Tamam, evet, gideyim oğlum. Babanızın bugün... Bunlar daha taksit ödenmedi ha. Bak biliyorsun yükselirim ha bir anda. Bunlar taksit ödenmedi. İlk önce lafını etmeden önce bir düşün bakalım ne diyorum. Hiçbirini kıramazsın, dökemezsin. Baba sen ne yap biliyor musun en iyisi? Bin bir tane dolmuşa in deniz kenarına. Böyle bütün efkarımı denize bakarak atayım mı lan? Yok, sal gitsin. Havadar oralar.
Hadi Hakan, defol git oğlum. Çayımı da alıyorum. Hadi, hadi oğlum. Geç kaldım. Sıkıcılar ailesi ya. Herkes mi sıkıcı olur arkadaş ya? Kızım bu sen... Ama baba baba diyeceksiniz benim hayatım renklendiğinde. Sıklar olsun size. Hiç kimse beni anlamıyor psikolog hanım. Anladım. Dilerseniz biraz geçmişe dönelim. Tabii, lisede öğretmenlerim. Biraz daha geçmişe dönelim mi? Ortaokulda bana... Dönelim biraz daha geri. Mavi bir bisikletim. Gel, az daha gel. Topla. Emziğimi yutma. Gel babacığım. Gel, serbest. Hop, kal öyle. Kırıl kırıl oldum bak. Gerçek bir drama işte böyle yapılır ya. Gerçek bir drama ya. Ayten, kapıya bakar mısın? Ayten, ona da ben bakayım. Sıkıcılar topluluğu, ona da ben bakayım ya. Selamünaleyküm Rizal abi. Aleykümselam bayram, çöplerimi almaya geldin. Yok abi, çöp bırakmaya geldim ya. Nasıl? Çöp bırakmaya geldim. Ne oluyor lan? Dur bakayım, dur. Bunu bir, iki, üç. Ayten, ne yapıyorsun ya? Aman! Aklımı karıştırdın. Kaçta kalmıştım ben? Üçte kaldım. Sus be! Ursu ursu konuşma. Yarım akıllı. Saça başa bak. Yarım turuncu sev. Sus. Kaçta kalmıştım? Dur ben. Bir, iki... Ya Ayten, niye çöpe dokunma bana! Dokunma! Dokunma! Dur. Ben kendim sayayım. Kaçta kalmıştım? Evet. Sus sen ursu ursu konuşma. Kaç saat? Ben de hesaplayayım bakayım. Bir, iki... Lan dört tane var. Mal mısın? Niye sayıp sayıp dur? Dört tane. Bir, iki, üç, dört ya. Abla. En iyisi ben gideyim. Akşam da kuzumların çöplerini de getiririm. Nizam abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Lan ne çöpünü getireceksin? Bayram! Ya Ayten, normalde çöpler evden dışarı atılır. Biz niye içeri alıyoruz ya? Aman sus be. Bunların hepsinin bir anısı var. Bak, bu bizim çocuğumuzun, kızımızın ilk altına işlediği zıbınlık. Bak, bu iki yaşına kadarki bezleri. Bu da oğlumuzun altına işlediği yorgan. Bu çocuklar boyuna sıçmış bu. Sus benim kafamı karıştırma. Ben burada hep pisik oldum. Ya Allah aşkına dokunma. Dokunma bana. Olmuyor ya. Dokunma. Gel manyak mısın nesi? Dokunma. Lan dokunmuyor muyuz çocuk? Yıldır hiçbir dokunma. Şey yapmıyor. Dokunmuyorum sana ya. Bakma bana. Bakmıyorum tamam hadi gidin. Tamam. Ben gideyim onları içeride sayın. Her yer pisik oldu Allah'ım. Onlar kötü benim. Her yer pisik oldu Allah'ım. Onlar kötü benim. Kadın delirdi mi? Manyak mı? Allah Allah. Alo. Buyurun. Nedir? Benim kızımı. Bir dakika. Siz kim oluyorsunuz da benim kızımı istemeye geliyorsunuz lan? He? Siz kimsiniz benim kızımı istiyorsunuz? Koroğlu ailesi mi? Efendim biz geliriz. Biz verelim kızı. Ha yoldasınız. Tamam. Tamam. Bekliyorum efendim. Tamam. Hay saygılar bizden. Hürmetler. Hadi bakalım. Allah. Kızım ne oldu? Baba çok tuvaletim geldi. Yapsaydın ya işledin de. Hayır yapamam. Annemin olması lazım. Ne alaka ya? Geç içeri. Efendim? Bizi el aleme rezil edeceğim. Anne lütfen altıma yapacağım lütfen. Tamam kızım git yap içeride. Hayır yapamam. Korse var. O korse değil. Zıbınlık. Sıcak tutar. Ya deli misiniz nesiniz? Ne yapıyorsun sen kızın arkasında? Kızım hadi git tamam hazırlan. Bak aradılar. Senin bir tane görüştüğün çocuk varmış. Onun şeyi alacakmış. Hadi istemeye gelecekler. Hayır istemeye geliyorlarsa hiçbir şey yapamazsın. Benim dediğimi yapmazsan... Şöyle geç bakalım. Günaha batarsan ne olacağını bilmiyorum. Ya manyak mısın? Kızı istemeye gelecekler. Ne günaha batacak ya? Aha geldiler. Tamam tamam bak sakin ol. Ne olur sana ne oluyor? Sana ne oluyor ya? Sakin olur musun lütfen ya? Tamam kızım sen de tamam. Yap ya da tut birazcık daha. Tamam, hadi tamam. Biraz gül gül. Ne sürekli böylesin? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendim hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Merhaba. Olmaz. Hayır. Sakın. Sırtım açık. Tamam. Sakın o hiç olmaz. O zaman şöyle yapalım. Geç oğlum, geç sen, geç, geç, geç. Tekrardan efendim. Geç kızım, tekrardan hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, merhaba. Lafı fazla uzatmayı sevmem. Evet. Bizim oğlan
Kızınızı camda görmüş, beğenmiş. Camda mı? Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Evet. Beyim çiçek ve çikolatayı unutmuşsunuz. O çiçek çok fazla değil mi? Azalt onu. Peki efendim. Güzel. Çikolata kaç gram? Hemen bakıyorum beyim. 26 gram beyim. Onları birer gram azalt. Peki. Rafet, pintilin sırası mı Allah aşkına? Ne oluyor? Adam çikolata. Hepsini. Beyim. Oğlunuz Sedat Canay'la görüşüyormuş. Gazetelere çıktılar. Sedat! Bu ne? Ha? Sen bize helal mi, rezil mi edeceksin? Şerefsiz! Rezil mi edeceksin sen bizi? Ama durun bir dakika. Hayır şey yapma. Sus sen kalma. Aa, bizi patladın. Bana ne? Döv lan. Bana ne? Allah Allah. Adam bir şey de olmuyor. Tepki vermiyorum. Ya ne oluyor? Kızı hemen verirsen olacağı bu, rezil olduk. Ya ne rezil olduk? Bir durur musun ya? Efendim, Canay kim? O kim? Benim. Kızım hoş geldin de o elindeki ne acaba? Kırbaç, jokeyim ben. Ben de atım. Hoşuma gitti. Al sana. Bir daha. Al sana. Bir daha. Al sana. Şuna bak, biz dövsek tepki vermez, el alem dövünce kişniyor. Beni ne anlatıyorsunuz siz ya? Evimize geldiniz, kız isteyelim diye şey yaptınız, sizi misafir ettik ama bu şekilde olur mu ya? Bu ne ahlaksızlık ya? Bu ne sapıklık ya? Bizim ailemizde böyle bir şey görülmüş müdür Ayten? Lütfen, bizim ailemizde böyle bir şey yok. Burada mı zıbın giydirdin? Evet. Ne bileyim, sen ne yapıyorsun ya? Baba, yardıma ihtiyacım var. Kızı saklamamız lazım. Niye hiç şaşırmıyorsunuz ya? Oğlum hangi kızı lan? Kız kim? Ben. Beni. Oğlum bu kim? Kız arkadaşım, Efsun. Efsun mu? Öpeyim efendim. Berhudar ol yavrum. Beni de kurtarın. Bu kim lan? Kız arkadaşım, Nehir. Allah Allah. Beni de kurtarın. Lan bu kim? Kız arkadaşım, Sena. Öpeyim babacığım. Öpme lan. Allah Allah. Manyak mısınız oğlum? Siz üç tane kız ne ya? Bunlar şimdi üçü de senin sevgilin mi? Sevdim baba. Al. Oğlunu gör. Kızına gidip korse takacağını oğluna kemer tak önce. Üç kız çok değil mi ya? Haklısınız beyim. İkisini alıyorum. Efendi ekmeğini de aldı ya. Allah Allah. Öpeyim. Ne öpüyorsun kızım? Sen ne öpüyorsun ya? Lütfen oğluna bir şey söyler misin? Lütfen. Nasıl adam? Erkeklerimizi ateşe çağırırlar. Hiçbiri aklımızdan çıkmazlar. O çok sevdiğimiz erkeklerden biri hiç dönmeyebilir. Sen de öğreneceksin. Biz çukurun kadınlarıyız. Ne anlattın şimdi? Neden bahsettin sen ya? Sen ne diyorsun şu an ya? Lan bu ne bu? Dik duruyorum. Manyak mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Evimizi koruyorum baba. Çukur evimiz, sen babamızsın. Lan ben babanızım tamam ama ev çukur değil. Kod 2'de olabiliriz ama çukur diyemezsin buraya ya. Allah Allah. Silah gerekiyorsa silahlanalım oğlum. Hayatında kaç kere silahlandın lan? He? Kaç defa silah tuttu senin elin ya? Kaç defa oldu bu? Yine ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Hem sığırıyorsun hem silah tutuyorsun. Bir ben mi silah tutamıyorum bu evde? Nereden çıktı bunlar kızım? Şeytan doldu. Yamaç Koçavali. Seni göklerde ararken çukurda buldum. Çukur evimiz var Toli. Pardon, eksi ikinci katta olabiliriz. Ama burası çukur değil. Bunda anlaşalım ya. Ne yaptın? Bütün sülaleyi mi topladın beni alt edebilmek için? İndirin silahları.
Demek öyle Bartol ha. Seni rap müzik açıp döveceğim. O ne la? Bekle sen. Premium'unuz yok mu? Siz de premium'a geçin. Kesintisiz müziğin tadını çıkarın. Yoksa keseriz ha. Bir dakika, yenilenmemiş. Geçtim geceleri serseri bedenim. Yandım güzel, sen mi görmedin? Yaralarım benim hep tuz istiyor. Geçtim yüreğim, seni köz istiyor. Hepsi yıkım. Gettiğim kardeş. Sokak köpekleri gibi sana muhtaç. Başım çatlıyor. Yok mu ses verin? Bu şarkı batıyor. Biraz ses verin. Durun. Siz kardeşsiniz. Abla yarım saattir dayak yiyorum. Şimdi mi söylenir bu ya? Demek kardeşsiniz ya. Sen bana bunu nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın? Ne demek kardeşsin kızım Aytin? Benden değil, senden. Lan benim niye haberim yok o zaman böyle bir şeyden? Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim diyor. Serseri bedenim, yandım güzel. Sen mi görmedin? Yaralarım benim. Pardon, şarkı açık kalmış. Lan bir dur ya. Özür dilerim. Abi. Evet, buradasınız ha. Evet, kim lan bu? Babamın yarısı. Lan böyle yarım mı olur? Bu yarım, böyle çeyreğim. Böyle, bu nasıl ya? Baba, amcamız işte. Amcanız mı? Evet. Vakti zamanında abim beni vurmuştu. Şimdi intikam almanın sırası bana geldi. Lan benim bundan da haberim yok. Allah Allah. Kimin amcası bu kızım? Senin mi amcan? Ne demek değil? Kimin amcası? Hepinizin amcasıyım. Yapma amca, dur! İki silah çok, birini alıyorum. Beyefendi lütfen yapma. Son duanızı edin. Son dua ama Allah, son dua diyor adam. Polis polis yok mu ya? Son dua! Bir 10 sezon daha devam edin. Sağ olun ya, ne olur. Çok güzel. Kaldır elleri, kaldır, 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 kaldır. Oh, ben yerimi aldım üstü komiserim. Tamam. Alın bunları, alın, alın, alın. Ya biz bu noktaya nasıl geldik ya? Daha gelmedik. Varış noktasını 2 dakika gösteriyor. Meğer ne çok şey sığdırmışsın hayatına. Sen kimsin? Ben sana yardımcı olmak için buradayım. Doktorum ben. Doktor hanım, ben çok kötü vaziyetteyim şu anda. Sabahtan beri yaşadıklarım çok kötüydü. Önce karım geldi, dedi ki ben dedi 1, 2, 3, 4 dedi. Ben sayacağım dedi. Temizlik manyağı oldu. Ondan sonra kızım geldi. Dedi ki ben de dedi korset aldılar bana dedi. Ben dedi şey yapamıyorum dedi. Sonra da oğlum geldi, mafyaya bulaşmış. Ben galiba deliriyorum. Ah Nizam. Merak etme. Hepsini aşacaksın. Bok aşarsın. Seni ben bile kurtaramam. Duydunuz mu? Aşamazsın dedi. Nasılcık? Nasılcık lan? Baba neyi? Bir tek ben mi duyuyorum iç sesi? Ben mi duyuyorum bir tek? İyi değilim. Hayır, neyse. Baba gibi yapma. Baba gibi yapma. Sabah oğlum delirdi. Oğlum delirdi. Çık. Allah'ım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya Rabbi senin ya. Nizam, neden bakmıyorsun ya şu kapıya ya? Elim bulaşık ama. Duyuyorsun ha? He? Bir bakmıyorsun kapıya Allah aşkına. Oluyor ya. Elim bulaşık, bağırıyorum, hiç bakmıyorsun, hiç yardımcı olmuyorsun. Hadi sen... Bir dakika, sen burada mısın? Evet. Ama ben az önce... Neredeler? Doktor nerede? Ne doktoru? He? Ben... Hatem ben az önce çok garip bir...
Kabus gördüm. Aa, hayırdır ya, hayırdır. Bir şey olmadı. Ben buradayım. Bir şey mi oldu? Ne bileyim ya. Çok kötü oldum ben bir anda ya. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Baba nerede kaldın ya? Sabahtan beri kapıda bekliyorum. Kızım ne oldu? Sen niye erken geldin? İşim bitti, geldim. Tuvaletini yaptın mı? Ne alaka baba? Tuvalet falan. Ne bileyim kızım, aklıma geldi. Allah. Sordum ya. Allah Allah. Sen niye erken geldin lan? Çukur yüzünden. Aha! Vallahi biliyordum. Neyi biliyordun baba? Biliyorsan niye söylemiyorsun ya? Niye ya? Çukura düştüm, yola çukur kazmışlar. Ha, mahallenin oradaki çukuru diyorsun sen. Evet. He. Peki sevgililerin nerede? Sevgililerim mi? Baba kim kaybetti, ben bulacağım. Gerçi bir kız var, minibüste parayı ben uzattım ama. Her şey daha çok yeni. Aslanım benim, gel. Gel oğlum buraya, hoşum benim kızım. Sen de gel. Gel ya. Ne oldu ya? Ya sana lazım gel. İçimden Nizam, gel. Hani sabah bizden sıkılmıştın Nizam? Hayır canım, sıkılır mıyım ben sizden ya? Gerçekten. Evet, aynen, benim çok güzel bir ailem var. Entrika mentrika, hiç böyle, hiç gerek yok yani. Aman tamam, gel, ha, gel. Ben bakarım, ben bakarım. Siz kendinize bakın ya. Selamünaleyküm. Çöpleri almaya gelmiştim. Bayram da ama bizim. Ne bayramı? Rüstem bizim kapıcımız. Ama bu çok güzel hareketleri evliya. Ne evliyası lan? Evliya diye çok güzel hareket mi olur lan? Allah'ım. Nasıl ya? Hey hey Rüstem abi, birazdan vereceğiz çöpü. Baba ama yine bir şeyler oldu. Hepiniz kafayı yemişsiniz. Net. Herkes şive yapıyor. Bir şive şölenin içindeyiz. Biz kesin çok güzel hareketlerin içindeyim ben ya. Şu an bir skecin içindeyiz değil mi? Oy ya, öyle deme babacığım. Ya ne saçmalama oğlum, ben istemiyorum. Hayır. Hayır, bu da skecin. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Wow. Hocam siz de alkışladığınıza göre zile gidiyor yazarlarımız. Final. Final çok iyi. Yani rüyayla bitse yine birinin tekrarı gibi olacak ama ona eklediği şey şu final zaten tek başına bence zil. Aferin. Aferin size. Bir de bilmiyorum dünya tarihini ama Türkiye tarihinde ilk defa bir kişi hem o dizide oynuyor hem o dizinin parodisinde oynuyor. Bunu da ancak çok güzel hareketler yapabilir. Aferin Hamza'ya, bir alkış. Çünkü bizi orada da çok güzel temsil ediyor. Buranın çok sayıda başarılı öğrencisi var. Başka yapımlarda bizi temsil eden. Onlardan bir tanesi de adı geçmişken Ezgi Mola'dır. Buranın canı ciğeridir. Bizim kızımızdır. Asla, hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir. Öyle. O zaman bu son bölüm, sezon finali bölümü yani. Bütün bu sahnenin ürettiği bütün çıraklara gelsin. Hepsini de gözlerinden öpelim. Aferin çocuklar. Tekrar ediyorum. Kimler yazmıştı hemen onu da söyleyelim. Selen, ben, Beste. Aferin. Aferin. Özellikle final için hepinizi tebrik ederim. Yeşim de Binnur. O da bu sahnenin sahnede yeşermiş bir gülümüzdür. Ona da buradan selam olsun. Bütün başka yerdeki arkadaşlara selam olsun. Hocam şu an bütün yani sektörde her yerde BKM'nin hani 95'ten beri düşünürsek evet, sektörün %80'i diyebiliriz herhalde bu evet. Sahneden yolu geçmiş olan. Oranı bilmiyorum ama çok yüksek olduğu kesin, o da ben hesapladım tam %80 yani. Hocam bu ben de niye dediyse 72 idi demek ki bu son bir Hamza gidince %8 arttı. Ne güzel ya, daha ne ister bir okul, bir kurum daha ne ister yani. Şahane. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler.